Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz birkaç gün önce mallandığımı anlattım arkadaşlar. Grubu mala soktum diye tweet atmıştım. Şimdi tekrar nakite geçtim. Niye geçtim? Az sonra detaya değineceğim arkadaşlar. Önemli, yani kritik bölgelere gelindi. Bundan sonrası kader anı. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yaptı dünden beri? Dün iyi bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Şöyle saatlik grafiği açayım mesela. Şu noktada bir anda arkadaşlar 65.000'den 68.000'e iğne attı. Ve biliyorsunuz ben bir hafta oldu yaklaşık, bir 68.000 denemesi görebiliriz diye anlattım. Hatta dünkü videomda da seviyeyi verdim. Ve oraya geldi, çok sert bir satışla karşılaştık. Bir anda arkadaşlar 68.000'den 64.700'e doğru bir düşüş geldi. Çok sert bir düşüştü. Ondan sonra tekrar yukarı ivmelenmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bu satış neden geldi orada? Onu ben irdelerim tabii ki. Yani acaba büyük babalar oradan çıkmaya mı başladı gibi düşünebiliriz. Bu esnada da şöyle arkadaşlar, dünden beri bir yükseliş yaşandı yeniden. Orada da şöyle bir yükselen trend hattı kırıldı. Neyse, tekrar ana grafiğimize gelelim. Hani burası artık son durak mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bir önceki yükselişi baz alıyoruz şöyle. Zaten geçen videomda da değindim bu konuya. Onu şöyle kaydırıyoruz, doğru mu? Ve şöyle baktığımızda da hemen hemen aynı yükselişi yaptığını görüyoruz. Yani potansiyel olarak hedefe gelmiş olabilir. Diğer taraftan da düşen ana trendimiz vardı biliyorsunuz. Şöyle pembe renkli 74.000'den gelen düşen trend. Şimdi arkadaşlar burada büyük bir manipülasyon var. Acaba bu trend hattı doğru mu çizildi? Herkes farklı çiziyor. Niye? Çünkü şöyle anlatabilirim size. Bakın ilk başta bu iki tane iğnemiz vardı, doğru mu? Ne zamandı ikinci iğne? Nisan ayında vardı. Ve insanlar şu şekilde düşen trend hattı çizmişti. Şöyle şu iki iğneyi baz alıyordu, doğru mu? Ondan sonra üzerine attı, tekrar düştü. Bir daha üzerine attı, tekrar düştü derken böyle bir şekil aldı. Sonra dediler ki ha, demek ki biz şu iğneyi baz alacağız. Bu çizgi böyle çizilecek dedi insanlar şu şekilde. Bu sefer ne oldu? Şu bölgede üzerine iğne attı. Diğerinde oraya varamadan düştü. Vesaire vesaire. Yani şimdi de şu bir önceki tepeden baz aldı insanlar. Şöyle çizdiler arkadaşlar. Böyle. Burayı takip ediyor insanlar. Doğru mu? Hangisi doğru? Yani şöyle baktığımda bu şekilde bakarsak arkadaşlar bir dokunma operasyonu var gibi duruyor. Ama oldukça karışık arkadaşlar. Şimdi biz 3'e 5'e bakmayacağız burada. Hemen hemen netice olarak şöyle gösterebilirim size. Netice olarak şu bölge direnç bölgesi midir? Şöyle yaparsak. Yani şu turuncunun yuvarlağın içi. Direnç bölgesi midir? Evet. Yani nasıl çizerseniz çiz. Şu turuncunun içine girdi mi kritik bir bölge anlamına geliyor. Doğru mu? Ben buna bakıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan tether dominansı var. Şöyle. Burada da zıttı bir grafik görüyoruz arkadaşlar. Niye? Bu grafik düştü mü Bitcoin yükselir. Bu grafik yükseldi mi Bitcoin düşer. Öyle düşünebilirsiniz. Burada baktığımda yükselen trend hattına daha net bir grafik görüyoruz arkadaşlar. Yani şöyle çizebiliriz. Şu şekilde. Yani daha net bir grafik görünüyor. Ve buradan baktığımızda da trend hattına dokunmuşuz. Şimdi biz hangisini baz alacağız? Bunu mu? Yoksa bunu mu baz alacağız arkadaşlar? Dediğim şekilde şu bölge arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı direnç bölgesidir. Öyle değil mi? Ve son duraksa şu pembe düşen trenddir. Şimdi buraya kadar yükselmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor tabii ki arkadaşlar. Dediğim gibi bir bölgedir. Öyle düşünebilirsiniz. Ama ben şunu takip ediyorum arkadaşlar. Geçici olarak biliyorsunuz al sat yapıyorum. Ve bir yerde nakite geçiyorum. Doğru mu? Netice olarak kısa vadeli al sattır bu. Ve kritik bir bölgeye gelinmiş. Şimdi oraya gelene kadar arkadaşlar son dipten itibaren şöyle baktığımda %15'lik bir yükseliş gelmiş. Şimdi kısa vadeli al sat neden yapılır? Satmak için yapılır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani sen uzun vade mala girmediysen, kısa vade al sat yapıyorsan bir yerden satman lazım. Amacın bu zaten.
Ve satacağında da 3'e 5'e bakmaz. Hani deriz ya, en dipten kimse alamaz, en tepeden kimse satamaz. Teorimiz var. Bu teoriden yola çıkarsak 3'e 5'e bakmadan tehlikeli anlarda bir nakide geçmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, tehlikeli bir an var. Doğru mu? Mesela kritik bölgeye gelinmiş. Öyle bir durumda şunu söyleyeceksin. Yani yanlış yapılıyor orada. Ya buradan yükseliş devam ederse, bunu söylüyor insanlar kendi kendine. Ama şunu söylemiyor. Ya buradan düşerse. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hangisi daha ağır basıyor? Ya buradan yükseliş devam ederseye gelelim. Zaten güzel kar yapmışsın arkadaşlar. Yani ben sinyali ne zaman verdim? 63 binlerde dedim ki yukarı doğru 68'e gideceğiz. Videolar duruyor arkadaşlar. Bakın orada beni dinleyen olduysa %7,5 kar aldı. Allah bereket versin diyeceksin. Kar cebe yakışır. Doğru mu? Şimdi zaten faydalanmışsın burada yükselişten, tamam mı? Yani komple hareketi kaçırmamışsın. O yüzden ne yaparsın? Kar alır beklersin. Düşen trend hattı kırılır. Ondan sonra tekrar mallanırsın. Şimdi arkadaşlar o kadar rahatım ki anlatamam. Niye rahatım? Buradan düşerse alttan alabileceğim. Buradan düşen trend hattı kırılırsa arkadaşlar, yani şu hareketi görebilirsek, şöyle haftayı da kapatırsak burada uzun vadeli sepete gireceğim ben. Anlatabildim mi? Yani benim için her şart olumludur. Her şart konfordur bana göre. Yani siz de bu konforla hareket etmeniz lazım. Yani dediğim gibi risk varsa ya uçarsa değil ya düşerse modunda olman gerekiyor. Şimdi başka grafiklere değineceğim. Mesela Bollinger bandına değineceğim günlükte. Biliyorsunuz 63 binden beridir üst bandı hedef verdim size. Ve an itibariyle de oraya geldim. Şimdi arkadaşlar oraya geldi madem dikkatli olmak lazım. Doğru mu? Yani en başından beri hedef oraydı. Ve gelmiş de zaten hedefine. Şimdi böyle bir noktaya geldikten sonra ben izleme tarafına geçerim. Niye geçerim arkadaşlar? Olur ya tekrar orta banda bir çakılırsa 63 bin zaten altcoinler duman olmuştur. İyice duman olur. Bir de şöyle bir olay var. Mavi düşen trend hattı kırıldığı gibi retest de yapılmadı. Belki de şuna benzer bir retest hareketi gerçekleşecek. Doğru mu? Şimdilik arkadaşlar o seviye nerede? Yaklaşık 62 bin bölgesinde. Peki sen diyorsan ya ben şansımı deneyeceğim gene de belki rally gelir buradan. O zaman ne yaparsın? Şu yeşili kaydırıyoruz. Bak yeni destek noktamız burasıdır. Tamam mı? 65.290 kritik. Eğer biz şu hareketi görürsek altında kapanışı yaparsak bilin ki arkadaşlar kademeli olarak 62 binlere düşebiliriz. Eğer bu düşen trendin altına girersek daha sert düşüşler bile gelebilir. Yani sizin için kritik bölge burası olsun. Eğer inatlaşacaksan, buradan rally gelir belki diyorsan, yükseliş acaba devam eder mi diyorsan, 65.290'ı destek olarak takip et. Altında 4 saatlik kapanışı görürsen bil ki destek kırılmış olur. Öyle bir yol haritası çizebilirim sana. Dediğim gibi günlükte dirence gelmişiz. Diğer taraftan kendi indikatörümde de üst bandı hedef verdim biliyorsunuz. Oraya da gelmişiz. Bak şu mavi nokta yandığında ne söyledik arkadaşlar? Böyle bir durumda genelde üst banda gidebiliyor. Ve gelmiş de oraya. Hem günlük üst banda gelmişiz hem bu indikatörde üst banda gelmişiz. Orta banda retest gelirse ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Burada da 62 bin seviyeleri karşımıza çıkıyor. Son hareketlere bakalım. Nisan ayından beri Bitcoin neler yapmış? Bakın arkadaşlar. Alt banda düşmüş, üst banda çıkmış. Alt banda düşmüş, üst banda çıkmış. Alt banda düşmüş, üst banda çıkmış. Böyle böyle gitmiş. Doğru mu? Genelde de üst banddan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere, 6 kere geri çekilmiş. Ya alt banda ya orta banda düşmüş. Doğru mu? Şimdi tekrar biz oraya geldik arkadaşlar. Yani burada da ciddi bir uyarı var bana göre. Yani bu defa kıracak mı? Bakacağız. Kırarsa mallanırız. Sıkıntı yok. Kırmazsa ne olur? Orta veya alt banda düşebilir. Öyle bir veri var elimizde şöyle baktığımızda. Doğru mu? Yani bu arkadaşlar aylardır takip ettiğimiz grafik bizim. Her gün videolarımızda gösterdiğimiz grafik. Şimdi bu grafiğe göre zaten bir süredir biz al sat yaptık. Doğru mu? Şimdi gene o grafikte dirence gelmiş.
Yaracak mı bandı bilmiyoruz. Bilmiyoruz arkadaşlar. Bu bant yarılabiliyor mu? Tabii ki yarılabiliyor. Ama dediğim gibi şu pembe düşen trend hattının üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Mümkünse bir de haftalık kapanış. Yani şöyle 69.500 üzerinde haftayı kapatabilirsek o zaman güzel şeyler konuşabiliriz arkadaşlar. Yeni rekor denemeleri gelebilir öyle bir durumda. E peki çok mu uzakta o seviye? Değil. Mesela an itibariyle giderse arkadaşlar %3,5 falan. Yani %3,5 gibi düşün. Peki arkadaşlar dün ne oldu? O düşüş geldi ya, altcoin'ler duman oldu arkadaşlar. Ardından Bitcoin tepki verdi. Altcoin'ler ezik kaldı. Sonra Bitcoin şu an tekrar geri çekiliyor. Altcoin'ler eziliyor. Yani biz netice olarak altcoin almayacağız mı? Düşen trend kırılırsa. Evet, altcoin'ler de uçup kaçtığı yok zaten. Doğru mu? Şu son yükselişlerde bir haftadır yani %10 yapan oldu, %15 yapan oldu, 20 yapan oldu, %30 yapan oldu. En baba bu yani, anlatabildim mi? Ve %30-40 yapanlar, örnek verdim, sayıda coinler. Ortalama baktığımızda %15 gibi bir şey yapmış oluyor altcoinler, tamam mı? Yani Bitcoin nereden beri yükseliyor? 59 binden ne kadar arttı? Tekrar bakayım. %15 altcoin'lerde ortalama bunu yaptı arkadaşlar. Hepsi bu. Ve Bitcoin biraz daha gitse %3,5 4 haftayı da orada kapatsa altcoin'ler ne yapacak arkadaşlar? Uzaya mı fırlayacak? Onyx mi yapacak? Hayır tabii ki. Onlar da en baba yapsa yapsa %10 yapsın hadi. %15 yapsın. Anlatabildim mi? Yani kaçıp giden bir şey yok. Ben neden riske giriyorum diye düşünebilirim. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar böyle durumlar var hala. Yani makro sıkıntı da devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani bu grafiği de epeydir gösteriyorum size. O yüzden de temkinli gidiyorum tabii ki. Yani bu sell yazısı kafamı karıştırıyor. Şimdi bazıları diyor, hocam diyor, bu yazı tekrar sönebilir mi? Şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Bu yazı ne zaman yanmış? Bu 2 haftalık grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mum önce yanmış. 6 çarpı 2 ne yapar? 12 hafta önce yanmış arkadaşlar bu sell yazısı. Yani şimdi o kadar zaman geçmiş ve sönmemişse sönmez artık arkadaşlar. Genelde aynı hafta söner. Mesela haftalığa baktığımda da burada 20'den fazla mum var. Orada da sell yazısı yanmış gördüğünüz gibi. Bakın. Yani burada da sell yazısı yanmış ve aradan aylar geçmiş hala sönmemiş. Ama 2 haftalıkta neden sönsün? Doğru mu? Yani bu ciddi bir şekilde benim kafamı karıştırıyor. Diğer taraftan da 15 gün sonra 2 aylık kapanış var. 2 aylıkta da şöyle bir sıkıntımız vardı bizim. Şöyle en tepe yaptığımız 2 aylık mumda biz mezar taşı yaptık arkadaşlar. Ve bu olumsuz bir sinyaldir tabii ki. Ve şöyle baktığımızda burada da arkadaşlar sıkıntı görünüyor. Artı şöyle de bir durum var. Bakın mesela buradan çizersek aynı düşen trend hattını şu şekilde gördünüz mü? Böyle bakınca da dokunmuş gibi duruyor. Yani bakın net öyle değil mi arkadaşlar? Neyse diğer taraftan mezar taşından ziyade bir de bir kesişim var. Teyidi de 17 gün sonra geliyor. Böyle gelirse arkadaşlar daha önceki kesişimlere baktığımızda Bitcoin ayı piyasasına bile girmiş. Doğru mu? Şöyle. Şöyle artı elimizde bu var. Yani tam da bundan ötürü ben dikkatli olmam gerekiyor. Gelelim orders grafiğine. Altcoin'lerin dominasyonuna. Yani bu grafik yükselirse altcoin'ler yükseliyor arkadaşlar. Bu grafik düşerse altcoin'ler düşüyor. Şimdi şöyle bir detay var. Daha önce de değindim. Biz yükselen ana trendten destek aldık. Tamam. Ama destek kırılmaz diye bir şey yok. Netice olarak elimizde şöyle bir obo var. Doğru mu? Tertemiz bir obo var. Bunu kırarsak arkadaşlar aşağı yönlü sert bir düşüş gelebilir. Ve alttaki indikatör bu aylık grafiktir bu arada. Saatlik veya 4 saatlik değildir arkadaşlar. Alttaki aylığa baktığımızda da gördüğünüz gibi 50 seviyesinin altına gitmiş. Genelde böyle olduğunda bakın 50 seviyesinin altına en son indiğinde çok sert düşmeye başlamış. Aynı şey bir daha başımıza gelebilir mi? Neden olmaz? Neden olmasın? Burayı da sıkıca takip edeceğiz. Son olarak videonun en can alıcı kısmı bence bura. Bitcoin dominans grafiği arkadaşlar. Çok sayıda
Takipçimiz şunu yazıyor. Hocam tamam, o sel yazıları geldi. Şu sel yazısı geldi, kesişim geldi, anlıyorum. Bunlar daha önce geldiğinde diyor, dominans diplerdeydi ama. Ama şimdi dominans ta %58'lere geldi. O sinyaller öyle yandı, fake olamaz mı? Yani aradaki fark bu diyorlar. Şimdi arkadaşlar, dominans burada tepeyi yaptı mı? Bunun garantisi var mı, bana söyleyin arkadaşlar. Bunun garantisi var. Tamam, çok yükseldik dominansla, okey. Ama bura tepe mi? Bunun garantisini sen bana verebiliyor musun? Veremezsin tabii ki, veremezsin. Dominans şaşırtabilir arkadaşlar. Herkesi şaşırtabilir. Adamların canı ne zaman isterse tepeyi orada yaptırır. Şimdi netice olarak grafik var karşımızda. Ve bu grafik bize ne anlatıyor? Bakın, Bitcoin 2017 yılında %99'du Bitcoin dominans. Daha sonra %99'lardan %35'lere geriledi. O esnada dünya tarihinin en büyük rallisi yaşandı arkadaşlar. Altcoin'ler 1000'e katladı, 10.000'e katladı, 50.000'e katladı. Buna benzer düşüşler yaşandı şu süreçte. Ve o yüzden diyorum, tarihin en büyük rallisi gelemez. O burada oldu arkadaşlar. Niye oldu? O dönemler arkadaşlar birden altcoin'ler çıkmaya başladı peş peşe. İnsanlar altcoin'lere yatırım yaptı. Sonra böyle bir düşüş geldi dominansa. Rally'ye girdi altcoin'ler. Daha sonra 2018'de ayı piyasası yaşandı. Altcoin'ler 50 kat düştü, 100 kat düştü vesaire. Dominans yükseldi, yükseldi, tepeyi yaptı. Daha sonra yeniden sert düşüşe geçti dominans. Nereden düştü arkadaşlar? 73'ten 38'e kadar düştü. O esnada da altcoin'ler rally yaptı. Ama bir öncekinden daha az şiddetli yaptı. 50x yapan oldu, 100x yapan oldu vesaire. Ama geçmişteki gibi öyle 1000x'ler, 10.000x'ler, bunlar yaşanmadı arkadaşlar. Zaten tablo ortada. Doğru mu? Şimdi tekrar eskisi gibi 80'li bölgelere gidebilir mi dominans? Olabilir mi böyle bir şey? Neden olmaz? Neden olmaz? Ben şunu anlatayım size. Biliyorsunuz boğa sezonu yaşandı geçmişte. 2021'de tepe yapıldı. Ondan sonra altcoin'ler ayı piyasasına girdi. Doğru mu? Neyse, onu az sonra anlatayım ama şuraya bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Parça parça gidelim. Şimdi düşen trend dominansla yukarı yönlü kırılmış. Bakın, bu ilk defa oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu da görmek lazım. Bu ne anlama geliyor? Bunun sonucu ne olacak? Bunu sorgulayan var mı? Yok. Ya dominans işte %60'lara geldi, ayıya gideceğiz. Arkadaşlar ben ne zaman söylüyordum bunu biliyor musun? 2022'de anlattım ben. %60'lara gelirse oralardan sepet yapılabilir gibisinden, ama biz bunu söylerken şu düşen trendin kırılacağı hesapta yoktu. Doğru mu? Yoktu. Ve şu an bu düşen trend kırılmış. Bu dominansı daha da yukarı taşır mı? Mantıklı mı? Olabilir, niye olmasın? Bakın arkadaşlar, bir önceki grafiğimiz var. Others. Bu grafik aşağı kırdı mı ne oluyordu? Altcoin'ler yerin dibine giriyordu. Doğru mu? Belki de bu destek kırılacak. O vesileyle altcoin'ler çok sert düşecek ve bu dominans grafiği de rally yapacak. Belli mi olur? Yani şu dominans şu bölgelere geldiği an altcoin'ler pull olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. %64. Yani şuraya gelse bile pull olur. Daha da devam ederse enteresan şeyler olabilir. Neyse, ben netice olarak kendimden yola çıkıyorum. Ben diyorum ki ben riske girmek istemiyorum. Bu tablo beni biraz ürkütüyor. Tamam mı? Ve temkinli gidiyorum. En azından Bitcoin'de düşen trend hattının kırılmasını bekliyorum ki ona göre ben mallanayım, uzun vade yatırım yapayım. O esnada da dediğim şekilde al satlara devam ederim. Olay bu yani arkadaşlar. Neyse, toparlayalım. Şimdi arkadaşlar, bu işler çocuk oyuncağı değil. Yani insanlar çok ciddi paralar yatırıyor. Her zaman diyor işte ben 100x yapacağım, 1000x yapacağım. Ama hiç demiyor ki ben %50 zarar edeceğim, %90 zarar edeceğim. Bunu kimse söylemiyor. Çünkü herkes bardağın dolu tarafından bakar, boş tarafından bakmaz. Ama biz bardağın her tarafından bakıyoruz olaya. Niye? Geçmişte biz de dolu tarafından bakardık ve başımıza gelmeyen kalmadı.
2017'de şu devasa düşüşler var ya dominansta, altcoin rallisi. Ben sonlarına denk gelmişim bunun ve tepelerden girmişim arkadaşlar. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 7 yıl zaman geçmiş. Ve 7 yılda hiç mi akıllanmaz insan? Akıllanması lazım, doğru mu? İşte biz akıllandık. O dönemler bodozlama daldık, 2 tane daire batırdık. Ondan sonra yeni bir rally yaşandı. Orada da kaybettiklerimizi geri kazandık. Şimdi asıl mevzu yeni bir rally geliyor derken orada da bu tarz pürüzler ortaya çıktı. Yani belki de adamlar bizi bile kâra geçirmemeye çalışıyor. Geçmişte 2017'de tepeden alanları bile hesaba katıyor belki de. Bilebilir miyiz? Bilemeyiz tabii ki. Ama ben şunu öğrendim arkadaşlar. Kaçıp giden bir şey yok. Fırsat her zaman gelir. Yeter ki tehlike anlarında nakitte bekle. Körü körüne arkadaşlar terste kalma. Ben bunu öğrendim bu piyasada ve bunu uyguladığımdan beridir ben para kaybetmiyorum. Şimdi ben şuna bakarım. Bana akıl verenler para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Peki ben yaptığım hareketlerle kazanıyor muyum? Ben buna bakarım arkadaşlar. Ben kazanıyorsam benim için kimin ne dediği önemli değil. Demek ki ben doğru yapıyorum ki bu piyasada arkadaşlar insanların %90'ı para kaybeder. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu dominans grafiğini arkadaşlar şu an yansıyor da zaten. Bu grafik yükselirse neler olabilir? Oraya geleyim. Az önce dedim ya, İlerleyen dakikalarda değineceğim diye. Şimdi değiniyorum arkadaşlar. Biz 2020'de rally yaşadık. 2021'de de tepesini yaptık. Doğru mu? Doğru. Peki ondan sonra ayıya girdik. Altcoin'ler ne yaptı? Çok sert düştüler. Daha sonra Bitcoin 15.000'de dip yaptı. Altcoin'ler de dibini yaptı. Sonra Bitcoin nerelere geldi? 74.000'lere geldi. Peki bu sırada altcoin'ler ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Doğru mu? Hatta insanlar şunu dedi. Ya nasıl olur böyle bir şey? Bitcoin eski yerine geliyor. Altcoin'ler yerin dibinde geziyor. Ama bu geçmişte de olmuştu arkadaşlar. Yani bir önceki boğadan önce de bunlar yaşanmıştı. Ama şuraya dikkat arkadaşlar. Eğer bu boğa yaşanmazsa ne olur? Oraya geleyim. Netice olarak Bitcoin 74'e geldi mi? Geldi. Altcoin'ler ne yaptı? Yerin dibinde kaldı. Doğru mu? Yani boğaya giremediler. Peki Bitcoin tekrar buradan ayıya girerse altcoin'ler ne hale gelir arkadaşlar? İkinci darbeyi yemiş olur. Bu sefer altcoin'lerin piyasa değerleri pul olur. Dolayısıyla piyasa değeri pul olan altcoin'ler delist edilir. Binance bunları piyasadan kaldırır arkadaşlar. Delist rüzgarı başlayabilir. Bunları hesaba katmak lazım. Şimdi diyebilirsin, sıkıntı yok. Gerekirse bir sene terste beklerim. Netice olarak rally geldiğinde satarım. Peki bahsettiğim senaryo çalışırsa, altcoin'lerin piyasa değeri pul olursa ve delist edilirlerse, o zaman sen bir sene mi terste kalacaksın? Hayır, komple paranı kaybedeceksin. İşte bunlardan bahseden var mı? Yok. Şimdi bunun şifresini dominans grafiği veriyor olabilir mi acaba? Şimdi bu dominans düşen trendini kırmış. Şunun da altını çizeyim. 7 yıllık düşen trendi kırıyor arkadaşlar. 7 yıllık düşen trendini kırıyor. Bu ciddi bir şeydir. Peki bu dominans sallıyorum %70'lere giderse %80'lere gidebilir mi? Yok artık canım, hayal bunlar diyebilirsin. Ama ikinci tokadı yiyen altcoin'ler ve others dominansla desteği kıran altcoin'ler ne hale gelebilir? Delist yoluna girerse o zaman dominans herkesi şaşırtabilir. Yani bunları da dikkate almak lazım. Daha önce de dedim, herkes fenomen olabilir ama herkes analist olamaz. Eğer analist olacaksan bu detayları görmen gerekir. Bu dominans neden bunu yapıyor? Bakın arkadaşlar, biz millet olarak hazır bilgiye meyilliyiz. Bize ne anlatıldıysa biat etmişiz, ona inanmışız. Ama hiçbirimiz sorgulamıyoruz arkadaşlar. İşte biz sorgulayan taraftayız. Biz her zaman sorgularız. Bu neden gerçekleşti? Bu dominans neden böyle yaptı? O sel yazısı neden yandı? Biz bunları sorgularız. Sorgularız ki yara almayalım. Unutmayın arkadaşlar, 150 bin takipçim var. Herkes benim ne dediğime bakıyor. Doğru mu? Benim bir hata yapma şansım var mı? Yok.
Diğer taraftan yönettiğim bir grup var arka planda. Onlara karşı ben mahcup olabilir miyim? Olamam. Hata yapabilir miyim? Yapamam. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor benim. İşte bu sorumluluk sayesinde biz doğruya ulaşıyoruz arkadaşlar. Neyse, umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.